6. bölüm. Aile ilişkileri. Ey çocuklar! Rab yolunda anne ve babalarınızın sözünü dinleyin. Çünkü böylesi doğrudur. İyilik bulmak ve yeryüzünde uzun ömürlü olmak için annene babana saygı göster. Vaat içeren ilk buyruk budur. Ey babalar! Çocuklarınızın öfkesini uyandırmayın. Onları Rabbin terbiye ve öğüdüyle büyütün. Köle-efendi ilişkileri. Ey köleler! Dünyadaki efendilerinizin sözünü Mesih'in sözünü dinler gibi saygı ve korkuyla, saf yürekle dinleyin. Bunu sırf insanları hoşnut etmek isteyenler gibi göze hoş görünmek için yapmayın. Mesih'in kulları olarak Tanrı'nın isteğini candan yerine getirin. İnsanlara değil, Rabbe hizmet eder gibi gayretle hizmet edin. Çünkü ister köle, ister özgür olsun, herkesin yaptığı her iyiliğin karşılığını Rab'den alacağını biliyorsunuz. Ey efendiler! Siz de kölelerinize aynı şekilde davranın. Artık onları tehdit etmeyin. Onların ve sizin efendinizin göklerde olduğunu ve insanlar arasında ayrım yapmadığını biliyorsunuz. Tanrı'nın sağladığı ruhsal silahlar. Son olarak Rab'de ve O'nun üstün gücüyle güçlenin. İblisin hilelerine karşı durabilmek için Tanrı'nın sağladığı bütün silahları kuşanın. Çünkü savaşımız insanlara karşı değil, yönetimlere, hükümranlıklara, bu karanlık dünyanın güçlerine, kötülüğün göksel yerlerdeki ruhsal ordularına karşıdır. Bundan dolayı, kötü günde dayanabilmek, gerekli olan her şeyi yaptıktan sonra yerinizde durabilmek için Tanrı'nın bütün silahlarını kuşanın. Böylece, belinizi gerçekle kuşatmış, göğsünüze doğruluk zırhını takmış ve ayaklarınıza esenlik müjdesini yayma hazırlığını giymiş olarak yerinizde durun. Bunların hepsine ek olarak, şeytanın bütün ateşli oklarını söndürebileceğiniz iman kalkanını elinize alın. Kurtuluş miğferini ve Tanrı sözü olan ruhun kılıcını alın. Her türlü dua ve yalvarışla her zaman ruhun yönetiminde dua edin. Bu amaçla tüm kutsallar için yalvarışta bulunarak tam bir adanmışlıkla uyanık durun. Benim için de dua edin ki ağzımı her açışımda bana gerekli söz verilsin, böylece müjdenin sırrını cesaretle bildirebileyim. Uğruna zincire vurulmuş durumda elçilik ettiğim müjdeyi gerektiği gibi cesaretle duyurabilmem için dua edin. Son selamlar. Nasıl olduğumu, ne yaptığımı sizin de bilmeniz için sevgili kardeşimiz ve Rabbin güvenilir hizmetkarı Tihikus size her şeyi bildirecektir. İşte bu amaçla durumumuzu iletmesi ve yüreklerinize cesaret vermesi için kendisini size gönderiyorum. Baba Tanrı'dan ve Rab İsa Mesih'ten kardeşlere imanla birlikte esenlik ve sevgi diliyorum. Tanrı'nın lütfu, Rabbimiz İsa Mesih'i ölümsüz sevgiyle sevenlerin hepsiyle birlikte olsun.